Selamlar arkadaşlar 2024 senesinin ilk videosunda buluşuyoruz. Bu PlayStation ile alakalı değil, kolla hiç alakası yok. Şöyle bir NVMe SSD ile alakası var. Bu NVMe SSD bozulmuş. Kendisi 512 GB Rica ettiler bakar mısın diye baktım elektronik parçalarında herhangi bir sorun çıkmadı modeli şu bu internet üzerinden almışlar eğer netlerse gözükür İnternet üzerinden almışlar Kingspeak ne yazıyor da Kingspeak M2 512 GB NVMe modeli tam olarak bu. Şimdi bu SSD'lerde, özellikle bu ilk çıkan versiyonlardan biri galiba bu, bu Şunlar Şunlarda, özellikle bu merdiven altı diye tabir ettiğimiz SSD'lerde bu tür bozulma. Çok sık görülüyor. Bozulmanın semptomları ne? Bir şey yaparken bilgisayarı yüklerken veya bunu Windows yüklerken özellikle de Linux yüklerken SSD bir anda kayboluyor. Ondan sonra hiçbir şekilde bulunmuyor. Daha doğrusu bunu bilgisayara taksan da bilgisayarı algılamıyor. Çünkü SSD bozuk. Buna da Linux yüklerken başlarına gelmiş bu olay. Size şöyle anlatayım. Ben bu sorunla yıllar önce karşılaştım. Özellikle ilk versiyon SSD'lerde, NVMe ve SSD'lerde şu kontrolcünün içinde sanırım ya buglu bir firmware vardı ya da bir hatası vardı o firmvarenin. Linux yüklemeye çalışırken firmvare de bozuluyor. Bildiğiniz eşsizli çöpe oluyordu. Şimdi sorunun çözümünü de pek kimse bilmediği için bunlar Allah bilir kaç tanesi özellikle Türkiye'de kıyıda köşede bozuk diye e, duruyor veya e, bozuk diye satıldı. Bunu Kontrol ettim ben. Gayet donanım olarak gayet sağlam çıktı. Şu üstündeki kondansatörlerde, ne bileyim parçalarda herhangi bir sorun bulamadım ben. O yüzden benim tahminim bunun firmware uçtu. Çünkü Linux yüklerken bir anda kayıp olmuş. Linux yüklemek istemişler bunu. Bilgisayarda kullanmak için. Bunun çözümü ise nasıl? Biz de buna yeni firmware yükleyeceğiz. Göstereyim nasıl olduğunu. Şimdi bunun için bazı cihazlar bize gerekiyor. Size şöyle bir çevirici gerekecek. Bu USB NVMe çeviricisi. Bunu tek çevirici olarak da alabilirsiniz. NVMe kutusu olarak da alabilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken şey şuradaki kontrolcünün şuradaki çevirici kontrolcüsünün JMS 583 olması. Neden derseniz çünkü kullanacağınız şunu kendine getirmek için kullanacağınız programların çoğu bu JMS 583 kontrolcüsünü destekliyor. Farklı bir kontrolcüyü desteklemiyor. Ama bir de şöyle bir şey var. Bu kontrolcünün e, yazılımı da güncel olmalı. Yalnız bu bendeki USB-C olduğu için girişi USB-C olduğu için yazılımı da güncel zaten. Eğer sizinki mikro USB ise büyük ihtimal yine günceldir. Farklı bir şey ise mecbur güncellemek zorunda kalacaksınız. Şimdi yapacağımız şey şu. Bunu alıp normal bizim <laughs> adaptörümüze takıyoruz. Durun şunu bir ben takayım. Şurada parçaları var çünkü. İkide bir oynamasın bu. SSD burada. Ha bir de unutmadan bu SSD'nin kontrolcüsü de önemli. Şunu takayım. Onu da göstereceğim. Hay Allah. Biz de arkadaş ufak şeyleri artık tutamıyoruz. Bakın. Bu SSD'lerin kontrolcüsü gözüküyor mu bilmiyorum. Hatta daha yakınlaştırayım. SM2263 XT diye geçiyor. Şu. Bunun içinde yazılım var. İlk yazılımlar büyük ihtimal bugluydu. Buna bir Windows yüklerken, Linux yüklerken veya herhangi bir şey yaparken, yüklemeli, kaldırmalı bir şey, şunun içindeki yazılım uçuyordu. Kendi kendine de olabiliyor belki, bilemiyorum. Şunun içindeki yazılımı değiştirince eşsizli kendine geliyor. Nasıl olacağını göstereyim. Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bilgisayar zaten algılamıyor SSD'yi. Bakın. Özellikle bu Çin SSD'lerinde işte merdiven altı, King Spank, King Down, King bilmem ne, bir şeyler bir şeyler uyduruyorlar. Goldenfir Fear gibi çeşit çeşit markaları var bunların. Hatta bir ara hatırlıyorsanız ince hesapta James Donkey vardı. Ben James Donkey eşsizliğinin içini açtım. Bununla birebir aynı çıktı. Yani onun da adı sadece James Donkey. Bildiğiniz merdiven altı eşsizliği üreticisi. Ya da nasıl diyeyim ufak çaplı bir eşsizliği üreticisi de Türkiye'de James Donkey diye satılıyor. Eh işte yapıyor yani. Şimdi bakın. Şu iki noktayı görüyor musunuz burada? Üstünde hatta ufak bir yazı var. Rom diye yazıyor. İşte bizi ilgilendiren şu iki noktadır. Bilgisayara kabloyla bağlarken şu iki noktaya şu şekilde kısa devre yapmanız gerekiyor. Ve USB'yi takmanız gerekiyor. Bu şekilde şu kısa devreyken USB'yi takıp güç verdiğinizde SSD'yi fabrika moduna firmware moduna sokmuş oluyorsunuz. Ve şundaki varayı değiştirebilirsiniz. Onu da tabii kendine göre e, incelikleri var. Onu da göstereceğim size. Şimdi dediğim zımbırtıyı yapalım. Bağladık. Bağladık. Bekliyorsunuz. Işık yandı iki kere gördünüz mü? Bununla da bir etki tepki geldi. Tamam. Fabrika moduna girdi. Çıkardık. Şimdi SSID bu şekilde duracak. Hemen bilgisayar ekranında nasıl göründüğüne bakalım. Evet, size <laughs> bilgisayar da ne olduğunu göstereyim. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir etki tepki gözükmüyor yani sonuç olarak hard disk takılı olduğu halde. Onu nasıl görebiliriz? İşte şu mini programıyla baktığınız zaman işte bu şekilde hard disk sadece 1 GB gözüküyor. Bu 1 GB gözükmesinin sebebi biz bunu firmware moda soktuk. Firmware modda bunun belli başlık komutlarını kullandığı ayırdığı bir alan var. Onu gösteriyor sadece. Daha doğrusu biz firmware'i şu 1 GB'ın içine de yükleyeceğiz zaten. Şu 1 GB'ı gördüğünüz zaman şu mini tool partition'da demek ki hard gayet başarılı bir şekilde firmware moda Girmiş. Yazılım moda girmiş. Bunun içine uygun film var e yüklenebilir. Onu da nereden buluyoruz? Şu siteye giriyoruz. Bakın. Gösteriyorum şurada USB Devru SM2263XT MPTOL diye yazdığınızda şu sitenin arama kısmına Zaten size arama kısmı şurası bakın. Zaten size bu konuyu çıkaracak. Şimdi bakın, burada çeşit çeşit empetol dedikleri işte flash tolu bu e, NVMe'nin SSD'nin diyeyim bari. Yalnız bu empetol sadece ve sadece SM2263 XT için kullanılabilir. Farklı kontrolcüler için farklı mp var. Bu sitede var bazıları. Buradan bulabilirsiniz arayanlar. Şimdi bizim yapacağımız şey ne? Bizim yapacağımız şu MP bize uygun olanı bulabilmek. Bize uygun olanı da nasıl buluyoruz? NVM'nin üstünde, SSD'nin üstündeki flash belleklere göre, daha doğrusu bunlar da bir remdir, bu reme göre bulunabiliyor. Ve bu orada gördüğünüz tüm bu Tool'lar belli belleğe göre yapılmadır. İşte Samsung için var, Micron için var, ne bileyim Nanya için var. Onların da kendi içlerinde şeyleri değişiyor. Bizim belleklerin modelini nereden bulabiliyoruz? Şöyle bir program vardır. Onu da USB dev sitesinde bulabilirsiniz. Smi NVM Flash ID diye yazar. Görüyor musunuz? Şuraya bastınız. Bakın. Biz şimdi flash modda bağladığımız için bu program onayı algılıyor. Bizimki su ikinci olan. SSD benim yedek. JD NVM dediği benim ana SSD. Şu taktığım ikinci J Micron Tech işte bu şeydir. Bozuk olan. Sıfırdan saymaya başlıyor. Karıştırmayın sakın. Şimdi şöyle iki yazıp Enter'e bastığınız zaman size burada hard disk SSD hakkında bilgiler veriyor. Bakın. Bizim bellekler şunlar her birin şeyi belleğin markası mikron 64L B17A imiş. 512 GB toplam tamamının zaten üstünde iki tane var. 256, 256 diye geçiyor. Önemli olan şu rakamları yazarak belleğin tam modelini bulmak. Aslında belleğin tam modelini nereden bulabiliyorsunuz? Şurada bir tane daha program var. Ondan da bulabiliyorsunuz. O otomatik algılayabiliyor. Zaten o MPTOL da bizim işimize yarıyor. Hemen dediğimiz şu site var ya bak gösterdiğim size. Şurada gösteriyorum. Bizim belleğe uyan MPTOL şu B16 veya B17'ler. Bazen bu belleklerin bu B16, B17 yazan hepsini tek tek deme, denemek zorunda bile kalabilirsiniz. Şimdi bizim SSD'ye uyan şu. Çünkü ben onun kodunu girdim. Koduna göre şunun bize uygun olduğunu buldum. Hani siz tek tek deneseniz hangisi çalışıyorsa sizinle kullanabilirsiniz. Yalnız şöyle bir şey var. Bu programlar hepsini algılamıyor. Ben bu programın eski bir versiyonu sayesinde benim belleğin tam modelini buldum. Ona göre de bana uyanın içine son çıkan budur. Şu King için. Onu indirip onun içinde biraz da modifikasyon yaptım desem yeridir. Ona göre de şeyimizi algılıyor bizim. Belleğimizi algılıyor. Genelde bu SSD'lerde belleğe göre MPTool seçiliyor. Haberiniz olsun. Şimdi belleğimiz takılı. Aman belleğimiz diyorum. SSD'miz takılı. MPTool'u tıkladık. Algıladı. Açıldı. Şimdi yapacağınız şey parametrelere gelip bakıyorsunuz. Bakın mikron 512 GB ve şurada benim belleğin tam kodu B17A aynı şeyde yazdığı gibi zaten ortada otomatik çıkıyor. Şu konfig liste farklı konfigürasyonlar var. Ben default 1'i seçiyorum. Çünkü onda yazılı benim şey. ilk olarak o çıkıyor. Yapacağınız hiçbir şey yok. Şurada sizin belleğin adını gördükten sonra default 1'i seçtiğim hal için görüyorum. Normalde default seçersen bakın Intel 512 GB gösteriyor gördünüz mü? Yüklemiyor o zaman. Siz Micron 512 diye gösteriyor olması lazım. Onu seçtirmeniz gerekiyor buna. Geliyorsunuz ve yaptığınız tek şey şu start düğmesine basıyorsunuz. Şurada unuttuğum bir şey var onu da belirteyim size. Şurada herhangi bir konfigürasyon değiştirmek istediğinizde istediğiniz zaman şu edit config'e bastığınızda şifre soracak. Bu şifre yok aslında. İki kere space tuşuna basıp OK basmanız gerekiyor. Space tuşuna basıyorsunuz. Göstereyim şöyle. Bastım iki kere Space tuşuna. OK'ye bastığınız zaman şurada gördüğünüz gibi burada çeşitli şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Şimdi değiştirmeye gerek var mı? Bence yok. İstiyorsanız bunu da değiştirip kendinize göre de ayar yapabilirsiniz. Da ben gerek görmedim. O yüzden de bıraktım. Herhangi bir farklı bir taba geçtiğiniz zaman şu şekilde bu parametre tekrardan kilitlenir. Tekrardan Edit Config'e basıp iki kere Space düğmesine basmanız gerekiyor. Ben ona gerek görmediğim için gördüğünüz gibi şurada ROM diye algılamış, bizim şeyi de algılamış, SSD'yi de algılamış. her şeyi seçtik. Start düğmesine bastık. Yaklaşık bir yani en fazla 2 dakika sürüyor. 2 dakika sürdükten sonra şimdi zaten save info block diyor. Eğer burada herhangi bir şeyde hata alıyorsanız bu demektir ki bu yazılım, bu empetol sizin SSD'nize uygun değil. Başkasını denemeniz lazım size uygun olanı. Bir de bazı SSD'lerde şu gösterdiğim ROM noktalarını bağlı tutmanız gerekiyor. Daha doğrusu kısa devre tutmanız gerekiyor ki normal şey yapsın. Gördüğünüz gibi burada pas yazdı. Film var ya her bir şekilde yüklendi. Gayet normal. Ve bundan sonra pek bir şey yapmanız da gerek yok. Stop diyorsunuz. Kapatıyorsunuz bu programı. Olup bitiyor kapattık. Bu da kapanıncaya kadar bayağı bir süre geçiyor. Kapattık. Hemen bilgisayardan kontrol edelim. Hala gözükmüyor. Ama şu mini tool'u açtığımızda gördüğünüz gibi 476,94 GB gözüküyor. Yani SSD'yi tam 512 yapmış olduk. Burada yapacağınız tek şey şuradan bizim mini tool'dan kalkıp yarat diyorsunuz. NTFS değil de XFAT olsun misal. OK diyorsunuz. Evet. Kabul et dediğinizde SSD'miz hazır oluyor. Hemen bilgisayardan bakalım. Ve gördüğünüz gibi de burada gözüküyor. İçinde eğer bu şekilde olursa, için içinde bilginiz, bilgileriniz falan varsa onlar kaybolacak, haberiniz olsun. Çünkü esesli de onları çıkarmak ayrı bir dert. Çoğu kaybolacak, işte ama yine de SSD'yi kurtarmış olacaksınız. Bu şekilde SSD'nizi kurtarabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yeni firmware olduğu için herhangi bir Windows, Linux bilmem ne bir şey yüklemek isterseniz sorun çıkacağını ben zannetmiyorum. Ama bu SSD zaten benim de değil de işte bir tanıdığın diyelim benden rica etti. Ben de hallediverdim. Yani bu firmware'si çöken SSD'ler bu şekilde tamir ediliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu videoda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. 2024 senesi de NVM SSD tamiri ile başlamış oldu. Herkese yeni yıl mutluluklar getirsin. Sağlık getirsin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere